Zenon paradoksuna geçenlerde ben okudum, bir matematikçi yazıyor. Hala diyor, çözülemedi diyor. Zenon, yani o şey, Zenon'un birçok paradoksu var aslında. Çözülemedi diyor, haklı olarak diyor. Çünkü anlat bakış açısından bakıyor. Yani o bir türlü şeyi anlayamıyor. Hep yarısını giderek pistin sonuna nasıl gidiyor şey, yarışçı. Gerçekten pozitif yanıt verilemeyecek bir şey. Aynı zamanda da gözüyle de görüyor ki şey tamamlanıyor. Yarış pistinin sonuna varıyor atlet. Ama yarışçı hep yolu ikiye bölerek mi gidiyor? Yoksa evet, bir sonsuz küçüklükten biz başka sonsuz küçüklüğe geçerek mi? Sonsuz küçüklük sadece düşünsel bir şey. Sonsuz küçüklük realiteye getirdiğimiz, şimdi uzay realite değil mi? Düşünce değil artık. Evet. Yani benim bilincimden aynı şey. Uzayda sonsuz küçüklüğü görüyor musunuz? Ya da düşünüyor musunuz? Nokta. Uzayda anlar var. Zamanda anlar var. An. Zamanda da var aynı şey. Şimdi ama yarışçı zaman değil. Yani şey aslında bir şey yaparsa, metafor yaparsa zaman anların zamlanmış halidir. Yani an üstüne bir anda, üstüne bir anda koyarsın, zaman oluyor zaten. İşte o üstüne koya çizginin altına geçiyorsun işte. O şey, anlak bakışlarız. Çünkü zaman dediğimizde şimdiden yani, anların arka arkaya gelmesi evet, zaman zaten. Şimdi ona bakalım. Eğer şimdi dediğimiz kavram nokta gibi ise, atom gibi ise, sonsuz onların dizisi diye bir şey olamaz. Onu düşünmek çok zor ama değil. Yani çizgi noktalardan geliyorsa, yani çizgi kendi çizgi başına... Çizgi noktalardan gelmiyor. Çünkü şimdi burada kendi mantığımızın şeyini yapıyoruz. Uygulamasını ve sınamasını yapıyoruz aynı zamanda. Yani eğer noktanın boyutu yoksa dedik, o boyutsuz noktaları ne kadar çoğunu yan yana koyarsak koyalım, hepsi aynı yerde kalır. Bir noktadan daha uzun olmaz. Dolayısıyla uzunluk üstü olur. Zamanları düşünelim, şimdiyi düşünelim. O da kendi sonsuz küçüklüğün zamandaki şeyi, realitesi diyebiliriz. Şimdi dediğimiz, an dediğimiz, moment dediğimiz şey aslında bölemeyecek kadar küçük zaman parçası. Çünkü nasıl atomun şeyinde kütle diyorsak, atomun kavramını bölünemez olarak kabul ettiğimiz zaman yine de bir özdeksel büyüklükten, kuantumdan söz ettiğimiz zaman ona kütle diyoruz. Zamanda da ölçülebilir ya da bölünebilir olanı süre diyoruz. Süre. Kıpı ya da an süre değil. Ama eğer nokta bir mekan içerisindeyse evet, ve mekan o noktalardan oluşuyorsa evet, zaten demek ki burada. Demek ki noktanın bir varlığı nokta var. Nokta mekanlardan oluşmuş. Şimdi yok, şey, mekan, düşünürsek mekanın içindeyse uzak, nokta. Uzak, örneğin nokta yani koordinat sistemi olarak. Nokta, her nokta bir koordinat. Düşünelim. Nokta yan yana dizildiğinde noktalar çizgiyi oluştururlar. Bu doğru değil. Mekan için. Çizgiler yan yana dizildiğinde yüzeyi oluştururlar. Bu doğru değil. Yüzeyler üst üste dizildiklerinde hacmi oluştururlar. Bu doğru değil. Yani bunlar şey, çok kolay anlayabileceğimiz şey, mantık biliminin temel isteği şey, bizim mantıklı olmamız. Çünkü şey olması, çizginin kalınlıksız olması, onu yan yana getirmenin de yüzeyi vermeyeceğini gösteren açık bir şey. Dolayısıyla nokta kavramı, çizgi kavramı, yüzey kavramı, bunlar analitik olarak ya da anlat tarafından düşünüldüğü gibi böyle ard arda üst üste yığılmayla falan olmuyor. Bunlar bağımsız kavramlar. Nokta kavramını fiziksel olarak şeyde bir noktanın devindirilmesini düşünebiliriz. O zaman şey, çizgiye benzer bir kavram çıkabilir ama devindirilme şey değil, noktanın üstte yığılmasından ayrı bir şey.